Merhaba. Ali, iyi misin? Ben iyiyim, bir şeyim yok. Ay çocuklar, ben biraz hava alıp geleceğim. Bütün suç bende aslında. Ben yaktım bu çocukların hayatlarını. Gözümü kör eden, içimi yakan intikam ateşi onları da yaktı. Yıllardır sadece düşman kazandırdı bize. Hiç dostumuz olmadı. Şimdi benim çekmem gereken cezayı onlar çekiyor. En çok buna canım sıkılıyor. En çok bu içimi yakıyor. Ben sana bir söz verdim İdil. Bundan sonra hepimiz için yepyeni hayatlar başlıyor. Bundan sonra kavga, dövüş, yalan, dolan, üç kağıt, çete, intikam... Hiçbir olmayacak. Bunun sözünü bana değil, kendine vermelisin. Bir süre gidelim buradan. Uzaklaşalım bu vahşi ormandan. Güneyde bir koya demir atalım, kafamızı boşaltalım. Sen okuldan 3-5 gün izin alamaz mısın? Alırım. Bizim dükkanı kim yakmış olabilir? Hemen bir olağan şüpheliler listesi çıkaralım mı abi? Yok, gerek yok. Neden gerek yok abi? Tilki, kaç defadır söylüyorum. Siz hala benim ciddi olduğumu anlamadınız galiba. Biz artık bu işleri bıraktık. Biz bu işleri bıraktığımıza göre de artık canımızı yakabilecekleri bir konu kalmadı ortada. Peki, bizim dükkanı talan eden her kimse bunu onun yanına kâr mı bırakacağız abi? Biz bu hayat bizim yanımıza kâr kalsın diye böyle davranıyoruz. O nasıl olsa bir gün bir yerde bulur cezasını. Ama bizim intikamı harcayacak vaktimiz yok. Bizim yakacak tek bir günümüz bile yok. Anladım. Anladım abi. Sağ ol. Sağ ol. Rica ederim. Bundan böyle kendimize yeni hayatlar kurduğumuza göre biz de yazın sizden hemen sonra evlenelim diyoruz abi. Allah ve sen beraber izin verirseniz tabii.